Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere kökleri bitmiş, kökleri kurumuş ve çürümüş orkideleri yeniden canlandırmak, yeniden köklendirme ile alakalı doğal bir yöntemi göstermek ve size uygulayarak anlatmak istiyorum. Kökleri bitmiş orkideleri köklendirme ile ilgili birçok uygulama var. Bunlardan 5 veyahut da 6'sını ben sizinle paylaştım. Bugün ise kağıtla orkide köklendirme ile bahsedeceğim. Yani peçete ile olabilir bu. Bir tuvalet kağıdı olabilir. Bir mendil olabilir. Bunlarla orkide köklendirmeyi bahsedeceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan bu şekilde 2 veya 3 katlı bir peçete. Peçeteyi bu şekilde gösterdiğim şekilde katlayın. Suyun içerisinde bu peçeteyi ıslatarak ve orkidemizin köküne küçük kökler varsa, benimkinde küçük kökler var. Küçük kökler varsa o küçük kökler altına almayacaksınız, yoksa çürüyü çürür. O sap kısmına bu şekilde çok sıkı da olmamak kaydıyla saracaksınız nemli bir şekilde. Ben burada bir tokayla tutturuyorum. Bunu bir tel vasıtasıyla, bir ip vasıtasıyla da olabilir. Ama evinizde muhakkak toka vardır. Tokayla tutturursanız çıkartması kolay. Çıkartıp peçetesini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir şeffaf bir plastik bardağa ihtiyacımız var. İki uygulama göstereceğim bugün. Birinci uygulamada plastik bardağın içerisinde kum dökeceğim. Islak kum olacak. Biraz da böyle dibine su da koyabilirsiniz. Kumun içerisine orkidemizi yerleştiriyoruz. Üzerine de özellikle üstü altı delik bir diğer bir pet bardak olursa veyahut da plastik bardak olursa altı delik olması lazım. Çünkü hava alması lazım. Küflenmeyi önlememiz lazım. Aynı zamanda da orkidemizin hava almasını sağlamamız lazım. Bu şekilde tutturup 2-3 güne bir kontrol etmeniz lazım. Peçete kuruduğu zaman veyahut da dibindeki kum kuruduğu zaman tekrar nemlendirmeniz lazım. Haftada bir de peçeteyi değiştirip yeni peçete ilave ederseniz daha çok verim alacaksınızdır. Bildiğiniz gibi kağıdın ana maddesi ağaç. Onun için orkidelerin de yetiştiği ortamlar ağaçlar olduğu için aslında kağıtlar orkidelerin doğal ortamları olan ağaçlara en yakın malzemedir. O yüzden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi her zaman söylediğim gibi orkidemizi soğan kabuğu suyuna batırıyorlar. İşte soğan kabuğu suyuyla yapıyorlar. Sarımsakla yapıyorlar. Değişik sebzelerle falan, değişik meyvelerle yapıyorlar. Veyahut da karbonatla yapıyorlar. Gördüm yani bunları. Ama eğer bitki köklendirecekseniz, yine diyorum, her videomda söylüyorum çünkü çok önemli. Eğer bitki köklendirecekseniz, köklendirmek istiyorsanız hangi bitki olursa olsun bunu kesinlikle tarçın suyuyla yapın derim. Bu şekilde kabuk tarçınları kabınızın içerisine koyup 2-3 gün beklendikten sonra çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun içerisine bir geçen haftalarda da paylaştım. Bunun içerisine bir tablet aspirin atarsanız çok daha verimli olacaktır. Bu şekilde batıracaksınız. Ben suyunu biraz sıkıyorum bu şekilde ama siz sıkmayabilirsiniz de. Sonra üstünü kapatıp şimdi tarçın içerisinde birçok mineral var. Birçok besin var. Hem besleyecektir hem de bitkinizin yani orkidenizin küflenmesini ve orkidenizin bozulmasını da engelleyecektir. Çünkü en savunmasız hali aslında. Bakın bunu ben yaklaşık 1-1,5 ay önce koydum. Tamamıyla kurumuş bir şekilde aldım bu orkideyi. Ama kurumasına rağmen
Bakın telle yaptım aslında. Üstüne de toka bağladım. Kurumasına rağmen bir iki tane bakın kök verdi. Hatta küçük bir de yaprak verdi yani. Bakın bir tane de orada görüyorsunuz küçük bir kök daha verdi. İki şekilde uyguluyorum dediğim gibi. Bu pet bardaklarla ve saklama kabları ile yapıyorum. Ama saklama kabı daha şık, daha güzel duruyor. Hem bir dekorasyon olmuş oluyor, hem de orkidemizi köklendirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi gelelim ikinci nasıl uyguladığımıza. İkincisinde kum kullanmayacağım. Yine peçetemizi aynı şekilde peçetemizi katlıyoruz. Diğeri zaten biraz köklenmişti. Peçetesini değiştirmem gerekiyordu. Ve nasıl uygulandığında size nasıl yapıldığını da size göstereceğim yani. Evet, peçesini hem değiştirelim hem de farklı bir kaba alalım. Bakın bu şekilde özellikle köklere kök çıkarttıysa eğer köklere değdirmeyin. Kökleri altına almayın. Çünkü kökleri değerse, kökleri altına alırsa çürütecektir. Yine her zaman yaptığım gibi tarçın suyumun içerisine batıracağım. Burada kum kullanmayacağım. Yine kapağımın altına saklama kabımdaki kapağın altına yine kağıt peçetelerden biraz koyup sonra köklenmesini bekleyeceğim. Burada önemli olan şu, orkidenin doğal ortamındaki gibi nemli olması önemli. Biz orkidenin üstünü bu şekilde kapatarak orkidenin tamamıyla nemli bir ortamda olmasını, o peçetedeki su buharlaşacak ve orkide tamamıyla nemli, doğal ortamındaki gibi nemli ortamda olacak ve yavaş yavaş size kökler çıkartacak. Tarçın da şu an orkide hem çok savunmasız hem de beslenmesi gerektiği için tarçın ikisini de yapmış olacak. Hem güzel bir dekoratif bir görüntü oluşturacak hem de orkideniz yavaş yavaş köklenmiş olacak. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Orkide de biraz kökler uzadıktan sonra yani bu seviyeyi biraz önceki gösterdiğim şeyi gördünüz. Biraz uzadıktan sonra orkidenin kökleri toprağa geçirmeniz lazım. Yoksa orkidenizi kaybedebilirsiniz. Çünkü orkide ne kadar tarçın suyuna batırsanız da orkideniz yapraklardaki besinleri alarak, gövdedeki besini alarak beslendiği için yapraklar güçsüzleşecek, solmaya başlayacak. Gövde de güçsüzleşip gövde de solmaya başlayacak. O yüzden kesinlikle birazcık kökü çıktıktan sonra 5-6 santim kök olduktan sonra kesinlikle ben bir toprağa geçirmenizi, bir saksıya geçirmenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bitkilerinizle, özellikle orkidelerinizle birlikte kalın.